Dünyanın en zengin 26 insanının serveti, dünyanın en yoksul %50'sini oluşturan 3.8 milyarın servetiyle eşit. Bu araştırma sonucu şu günlerde Davos'ta devam eden Dünya Ekonomik Forumu'nda tartışılıyor. Peki bunun nedeni ne? Dünyada zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan sistemin önüne geçilebilir mi? Kanal B ekibinden Akif Arıcı işte bu sorunun yanıtını akademisyenlerden, yani işin uzmanlarından öğrenmeye çalıştı. İzliyoruz. Her yıl İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen ve Salı günü başlayan Dünya Ekonomik Forumu öncesi ilginç bir sonuç açıklandı. Yoksulluğa karşı mücadeleyle tanınan yardım kuruluşu Oxfam'ın araştırmalarına göre dünyada 26 milyarderin toplam serveti dünya nüfusunun en fakir %50'sini oluşturan 3.8 milyar kişinin geliriyle eşit seviyede. Dünya nüfusunun %1'inden daha az bir kesimi dünya servetinin yaklaşık yarısını elde ediyor. Bunu daha önceden biliyorduk. Problem bunun giderek daha eşitsiz, adaletsiz yönde gelişmesi. Özellikle son 10 yılda en zenginlerin gelir ve servetleri daha fazla artmaya başladı. Ve bu alarm verici bir durum. Bir önceki yıl 40-50 en zengin dünya nüfusunun yarısı kadar gelir elde etmişlerdi bir yılda. Geçen yıl 26 en zengin kişi dünya nüfusunun yarısı kadar bir gelir elde etti. Artık dünyada her iki günde bir yeni bir dolar milyarderi ortaya çıkıyor. Ama bunun karşılığında dünya nüfusunun yarısı günde 5,5 dolar denilen yeni yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Kamu yararı mı, özel servet mi başlıklı raporda servetin giderek az sayıda elde yoğunlaştığına dikkat çekilerek 2018'de zenginlerin daha zengin, yoksulların da daha yoksul hale geldiği ifade edildi. Sermaye zengin kesim, zengin ülkelerden görece gelişmekte olan ülkelere ya da düşük gelirli ülkelere kaydı. Ve bu ülkelerin büyük bir kısmında da vergi cenneti dediğimiz vergi alınmıyor. Düşük vergiler. Bundan dolayı düşük gelirli ülkelerin kaynakları ciddi anlamda da sömürüldü. Burada bir kaynak transferi oldu büyük ölçüde. İki, bu ülkeler yine çok ciddi bir şekilde kredi almışlardı. Kredi ve artı yüksek faizler ödendi. Bu da ciddi bir şekilde gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş olan ülkeler arasındaki farkı açtı. Amerika'da, Avrupa'da ve diğer ülkelerde büyük ölçüde servet vergisinin, miras vergisinin, gelir vergisinin çok düştüğünü görüyoruz. Yani biz marjinal vergi oran dediğimiz oranlarda da çok ciddi bir düşme var. Bu da şu anlama geliyor. Siz yüksek gelir elde eden grupta %1'inden, nüfusun en zengin olan %1'inden daha az vergi alıyorsunuz. Ama onun yerine düşük gelir grubundan daha fazla, özellikle dolaylı vergi şeklinde alıyorsun. Bu da çok ciddi bir şekilde gelir dağılımında adaletsizliğe yol açıyor. Peki dünyayı bekleyen tehlikeler ne? Küçük çarklar işlemezse büyük çarklar da işlemeyecektir. Bu da zaten Davos'ta bu riskin konuşulması, bu konunun konuşulması boşuna değil. Yani buna eğer küresel bir çare aranmaz ise dünya ekonomisinin geleceği çok parlak değil. Dünyada ekonomik, sosyal sürdürülebilirlik giderek zorlaşmaya başladı. Adaletsizlik duygusu ve geleceğe güven duygusu giderek azalmaya başladı. Devletler yeterince gelir elde edemediklerinden, vergi gelir elde edemediklerinden eğitime ve sağlığa daha az yatırım yapabiliyorlar. Dolayısıyla oysa eğitim, gelir eşitliği, yoksulluğun azaltılması için en önemli faktör. Peki 8 milyara yaklaşan nüfusuyla dünyayı bu durumdan neler kurtarabilir? Ne yapılabilir? Zenginlerden yüksek artımlı vergi. Global anlamda finansal piyasaların çok iyi bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. Çok ciddi bir vergi kaçağı var. Eğitime ve daha iyi para kazanç sağlayan işlere eşit koşullarda girmek gerekiyor. Kamunun milli gelirden almış olduğu pay gittikçe düşüyor. Özel sektörün ise gittikçe artıyor. Bu da çok ciddi bir şekilde hem ülke içerisinde hem ülkeler arasında gelir farklılıklarına yol açıyor. Devletin eğitime, sağlığa ve çevreye çok ciddi bir şekilde yatırım yapması gerekiyor. Sosyal politikaların da insanlara yeni iş koşullarına, yeni istihdama kalacak şekilde koşullarını sağlayacak yardımların da yapılması gerekiyor. Oxfam araştırmada en zenginlerin vereceği %1 oranındaki varlık vergisiyle 418 milyar dolar gelir sağlanabileceğini ve bununla dünyadaki okula gitmeyen tüm çocukların eğitim masraflarının ayrıca sağlık hizmetlerinin de karşılanabileceğini vurguladı.